Nazi kamplarında eşcinsel olmak nasıl bir durumdu? 1935'te Nazi rejimi eşcinselliği suç sayan Alman ceza yasasının 175. maddesini değiştirerek binlerce kişinin tutuklanmasına ve hapse atılmasına yol açtı. Bu maddedeki değişiklik eşcinsel faaliyetlerin yasaklanmasını içeriyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarındaki farklı mahkum gruplarını kategorize etmek ve tanımlamak için çeşitli renkli üçgenleri sembol olarak kullanmaya başladılar. Kırmızı üçgen siyasi suçluları, sarı üçgen Yahudileri, pembe üçgen de eşcinsel erkekleri sınıflandırmak için kullanıldı. Üst üste sarı ve pembe üçgenler mahkumların en alt sınıfı olan eşcinsel Yahudileri temsil ediyordu. Bu pembe üçgeni takmaya zorlanan pek çok erkek toplama kamplarında akıl dışı fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldı. Çoğu zaman açlığa, tıbbi deneylere veya yargısız infazlara yenik düştü. Dünya Yahudilerin taktığı sarı Davut yıldızına aşinaydı. Ancak pembe üçgenliler tarihin tozlu sayfalarında unutulup gitti.